Giremiyor böyle yeniden açmak zorunda kaldım. Hemen temamızın içindeki index klasörü ile style css klasörünü index php dosyasıyla style css dosyasını açalım. Daha sonra div class home'un içine export ettiğimiz home ikonu atalım. Daha sonra home ikonu seçelim. Ctrl T ile A href diyez diyelim şimdilik. Enter diyelim. Ve bunu bir linke dönüştürelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Yine bulamadı. Biz buradan yine temamızın yolunu alalım. Temamızın yolunu buraya yapıştıralım. Şu an bakarsak ikonumuz geldi. Bakalım bunun boyutuna. Ona 10'muş. Biz Dreamweaver'da 12'ye 12 olarak atmışız. Tabi gölgesi de var. 12'ye 12. Şimdi bunu ilk önce older post'un şöyle yapalım. Bize biz bunu arka planı tekrar export edelim. Bunları silelim. Şu kalsın. Şunu silelim. Aktif ve pasifi yapmak için tekrardan export edelim. Bunu şuradan shift'e basarak yan tarafa taşıyalım. Daha sonra transform'dan EA CTRL'e pardon Q'ya basarak biz bunu ters çevirelim. Üste kaydıralım. Şöyle bakarsak aynı hizada herhangi bir sıkıntı yok. Bunu biraz daha ortalayalım. Şu an ortalı. Şimdi bunu tekrar export edelim. Şurayı şöyle seçelim. Seçtikten sonra insert rectangle slice diyelim. PNG 32 maddesi olmasın diyelim. Export selected slices. Now biz buraya post now bg diyelim. Daha sonra style css'imize gelelim. Orada da hemen değişikliği yapalım. Ctrl F below bulalım tekrar. Post alt tire now bg diyelim. Şimdi F5 diyelim. Şimdi tekrar Fireworks'a gelelim. Ctrl Z diyelim. Tekrar geri alalım. Bize bu sarı lazım. Sarıyı X diyelim. Buraya yapıştıralım. Fit Canvas diyelim. Tıklayalım. Insert Rectangle Slices diyelim. PNG 32 Export Selected Slices diyelim.
İleri. İleri ok olarak kaydedelim bunu. Daha sonra seçelim. Kuyuya basalım. Tam tersini çevirelim. Bir tık yukarı kaldıralım. Slice'ı tekrar geri getirelim. Göz işaretine basarak. Export selected slices. Geri alt tere ok diyelim. Daha sonra indekse tekrar geri gelelim. Burada next post link diyor. Şuradaki older post'u kaldıralım biz. İleri diyelim bir. Newer post'u kaldıralım. Geri diyelim. Hemen şurada burada bir edit vardı. Bunu da düzenliye çevirelim. Şuradaki editi. Bakarsak ileri geldi. İleri diyelim. Geri geldi. Geri diyelim. İndekse gitti. Aslında tam tersi olması lazım. Ama niye böyle? Next, ileri. Şu başındaki işaretleri de kaldıralım. Şimdi bu span'ın içine ileri olana ileri oku atalım. Geri olana da geri oku atalım. Şimdi bakalım tekrar. Yine tema yolumuzda bir sıkıntı var. Yine onu alalım. Block info kopyalayalım. Block info diyelim. Ctrl Z diyelim. Onu nasıl alabiliriz? Hemen bakalım. Zaten PHP'nin içinde. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Slash koyalım. Veya bizim ana indeks sayfamızı bir açalım. Direkt blogumuzun indeks sayfasını açalım. Geri oku şu şekilde indeks sayfasını atalım. VP content dedi, images dedi, post dedi, geri ok dedi. Biz images'a kadar alalım. Kopyalayalım. Buradan silelim şimdi. Kaydedelim. Kapatalım. Yapıştıralım buraya da yolumuzu. Şu an bakalım. Evet, ileri okumuz geldi. Güzel. İleriye basarsak geri okumuz da geldi. Güzel. Şimdi bunların yerlerini ayarlayalım. Öncelikle buradaki ileri ve geri yazısını bir silelim. Geri diyor. Artık gerek yok. Bizim oklarımız var artık. Bunu da kaldıralım. Kaydedelim. Şimdi bu ikisinin yerini bir değiştirelim. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı bizim için? Çünkü geri bu tarafta çıkıyor. İleri bu tarafta çıkıyor. Tam tersi olması lazım.
Yok, herhangi bir şey değişmedi. Şimdi onlara bakalım hemen. Style'larına, CSS'lerine bir bakalım. Now next, now browse. Now browse'u bir kopyalayalım. Style'a gelelim. Ctrl F diyelim. V diyelim. Now browse float left'miş. Float left değil, biz right istiyoruz. Hemen şunu silelim. Float right istiyoruz. Hemen diğerine bakalım. Now next float left. Bu da left olsun. Hemen bir bakalım tekrar. Bakarsak ileri oku doğru yerde geldi. Geri oku da istediğimiz yerde geldi. Şimdi hemen bunlara margin padding vererek düzenleyelim. Now next. Next bizim ileri gidecek. Margin left diyelim. 20 piksel. 20 piksel bir left'ten boşluk verelim. Bakarsak herhangi bir etki etmedi gibi duruyor. Hangisine verdik biz? Now next. Div navigation. Biz yanlış divde işlem yapıyoruz gibi geldi bana. Hemen geri alalım. Navigation dedi. Float in diyelim. Right. Div menu now browse dedi. Ben şuradan tekrar bakalım. Now next'i kopyalayalım. Style CSS'de Ctrl F. Now next'i bir arattıralım. Now next. Doğru. Div navigation. Hemen bakalım. Evet doğru. Ctrl Y ile yenileyelim hepsini bir daha yazdıralım. Kaydedelim. Peki navigation'ı biz şöyle yapalım. Height'ı 1.5 F5 diyelim. Geri gelirsek bakarsak burada çıkıyor. Bu ileri olması lazım. Now below'un içindeki float right. O zaman right'tan margin tire right margin tire right x'i 25 px dersek bakalım bizim için ne yapacak? Metan now dedi. Bakalım tekrar biz indeksimize. Metanav'la uğraşalım bir. Metanav'ı kopyalayalım. Buradan margin right'ı kaldıralım. Ctrl F ile Metanav'ı bir bulalım. Metanav diye hiçbir şey yok diyor. O zaman Metanav margin tire left 25 piksel diyelim.
Evet, şu anda biraz daha iyiyiz. Ama bu hala kaldı. Biz bu önce ileri butonunu bir yerleştirelim. Metanava genişlik verelim biz. Metanavın genişliği şöyle bakarsak 53. Metanav 53 diyelim bir. Metanav width 53 piksel diyelim. F5 diyelim. Bakarsak bu çok geride çıkıyor. Float right dedi. Now browse. Leave navigation. Kategori sayısı dedi. Left. Next left diyor. Bence next right olması lazım. Bu left olması lazım gibi geliyor bana. F5 diyelim. Tekrar bakalım. Tam ters şeyler geliyor. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, Meta Now, Text Right'ı bir kaldıralım. F5 diyelim. Bakarsak Rose geriye margin tire right eksi 25 px diyelim bir. Eksi 25 ileri götürdü garip bir şekilde. Burada da değişiklikler oluyor. Biz burayı tamamen geriye çevirelim. Ctrl Z ile her şeyi geri alalım. Çünkü burada menümüzde de bayağı değişiklikler oldu. Biz onları oradan ayırmamız lazım. Bakarsak ileri ters yerde geliyor. Geri de ters, ileri ters yerde geliyor. Geri tam ters yerde geliyor. Bu şöyle yapalım. Div navigation. Biz buradan şurayı bir X diyelim. F5 diyelim. Bakarsak şimdi onu ayrı bir şekilde Browse Float Left olacak. Bakalım bu nereden geliyor bunun CSS'i. Left right text adding right dedi. Bunu kaldırdık. 468'den geldi. Div wrapper text adding left buradan değil.
ağlarını hedefleyelim bunları direkt. 468'den bir textile linki kaldıralım. 468 bir kaldıralım. Bir navigation'ın içindeki bunu da buradan buraya alalım.